Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. 1008. hadis-i şerif. Leyse minni, benden değildir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim? Zu hasedin, haset sahibi. Haset nedir? Ya Rabbi ondan al, bana ver. Ve la nemimetin, nemime. Nemime nedir? O da dedikodu, laf taşıma. Ve bu laf taşımayı da fesadın yaygınlaşması için, ortamın bozulması için ondan haberi alıyor, ondan getiriyor, buraya getiriyor. Postalık yapıyor. Bir de kim? Vele kehanetim. Bir de kehanet. Gayipten haber verme. Bunlar sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki leyse minni, benden değildir. Devamında da vele ene minhu, ben de ondan değilim. Yani o benden değil, ben de ondan değilim. 1009. hadis-i şerif. Leyse yetehasseru ehlul cennet. Cennet ehli. Leyse yetehasseru. Tahassür etmiyor. Üzülmüyor. Hasret çekmiyor. Cennete giren adam neye hasret çeksin? Ala şeyin, hiçbir şeye. Yani dünyadaki hiçbir şeye hasret çekmiyor. İlle ancak bir şey hasret çekiyor. Neye? Ale saatin, bir saate. 60 dakikaya. Hangi saat? O saat ki merrad bihim, onun yanından, önünden geçmiş. O bir saat 60 dakika erimiş, bitmiş. Ve o bir saatte lem yezkurallaha azze ve celle fiha, o saatte Hazreti Aziz ve Celil olan Allah'ı zikretmemiş. Yani boş gitmiş. İşte cennete giren adam o dünyada boş geçirdiği bir saate hasret geçirecek. Keşke o saatte de bir zikrim olsaydı. Hani öbür tarafa ne olacaktı? Onun için bir hayır olacaktı. Demek ki leyse yetehasseru ehli cenneti ala şeyin, cennet ehli hiçbir şeye tahassür etmiyor, hiçbir şeye hasret çekmiyor. İlle ale saatin, ancak bir saate, o saat ki merrad bihim, onun yanından geçmiş, zaman erimiş, bitmiş. Ve lem yeskurullah azze ve celle fihe, ve onda da Hazreti Allah Celle Celaluhu zikretmemiştir. 1010. hadis-i şerif. Leyse şedidu, kuvvetli pehlivan değildir. Bis surati, o bir surati yıkan, karşındaki rakibini yıkan, mağlup eden pehlivan o değil. Normalde bizim bildiğimiz pehlivan nedir? Karşıdaki rakibini yenen o baş pehlivan. Ama sallallahu aleyhi ve sellem o değil. İnneme şedidu, ancak pehlivan ellezi, o kimsedir ki yemliku nefsehu, kendi nefsine sahip çıkıyor indel gadabi, kızgınlık esnasında. Özellikle belki karşıdaki adamı parçalayabilecek güçtedir. Ve ona rağmen kendisine sahip çıkıyor. Ve ne yapıyor? Gülüp geçiyor yani. Ne yapacak? Yoksa bir şey yapsa gadab esnasında ya karşı taraf zararı görecek ya da kendisi, her halükarda zarardır. Allah muhafaza etsin. Aklımızı başımızdan almasın. 1011. hadis-i şerif. Leyhşeyne ümmeti min ba'di fitenun. Yani ümmeti, benim ümmetim, min ba'di, benden sonra, fitenun, fitneler ne yapacaktır? Leyhşeyne, bastıracak. Ne gibi? Kekit'al leyli, gece karanlığı gibi. Yani öyle fitneler olacak. Nasıl gece karanlığında insan belki birbirine dokunuyor, bile haberi olmuyor. Kim kime dokunmuş,
Kim kimi vurmuş? Gece karanlığında bir gizem var. Öyle fitneler olacak ki benden sonra sallallahu aleyhi ve sellem mucize olarak biliyor. Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem yüz bir hurraculun sabahleyin adam fiha o günde o fitne zamanında müminen. Yani akşam evinde yatmış, sabahleyin kalkmış Müslümandır. Sonra çarşıya gidiyor, ne oluyorsa orada o imsi kafiran kafir olarak geceliyor. Yani sabah evden Müslüman kalkıyor. Ama akşamladığı zaman Allah muhafaza kafir olarak akşamlıyor. Yebî'u akvâmun dînehum bazıları, bazı kavimler, topluluklar yebî'u satacak dînehum dinlerini Allah muhafaza bi aradin mined dünya kalil az bir dünya malına az bir dünyalığa ne yapacak? Dinehum yebiyor. Dinini Allah muhafaza satacak. Yani bu hadis-i şerif meşhur. Hani sabah evden çıkıyor Müslüman, akşam ise oluyor kafir veya tam tersi. Böyle fitneler olacak. O fitnelerde Allah muhafaza bu zamandır yani insan konuştuğu kelimelere, söylediği şarkılara ne yapsın? Dikkat etmesin. Yani bazı şarkılar var, malum insanı dinden çıkarıyor yani. Ve Allah muhafaza her şey dünyalık olacak. Az bir dünyalık namına ne yapacak? Bazıları dinini Allah muhafaza atacak. 1012. hadis-i şerif اَلَّذ۪ي تَفُوتُهُ صَلَاتُ الْعَصْرِ اَلَّذ۪ي o kimse ki tefutuhu geçiyor, kaçırıyor. Neyi kaçırıyor? Salatul asri o kişi ikindi namazını kaçırıyor. İkindi namazını kılmıyor. Kazaya kalıyor. Kendine sanki o adam vatere kaybetmiştir ehlehu ailesini ve malehu malını. Yani kaybettiği şey o kadar büyüktür ki ikindi namazını kaçırdığından dolayı neye tekabül ediyor? Sanki o kendi ailesini, malını, mülkünü sıfıra düşmüş yani. O şekilde değil. Zaten salatul vusta hafizu ala salavati namazları muhafaza edin. Bir de salatul vusta orta namaz. Orta namazı kimileri demişler ki ikindi namazıdır. Kimileri demişler ki sabah namazıdır. Ama ikindi namazının ehemmiyeti çoktur. Ve bu hadis de ne yapıyor? Onu ifade ediyor. İkindi namazını kaçıran sanki ailesini, malını yok etmiş gibidir. 1013. hadis-i şerif اَلَّذ۪ي يَخْلُقُ نَفْسَهُ kendi canına kıyan يَخْلُقُ boğan nefsehu canını intihar ediyor Allah muhafaza يَخْلُقُ هَا فِي النَّارِ ateşte de bu şekilde kendini boğmaya demek ki cezası bu şekilde devam ediyor. Allah muhafaza intihar çok kötü bir şeydir. İntiharın namazı kılınır ama namaza ileri gelenler katılmazlar. Protesto yaparlar. İleri gelenler o namaza katılmazlar ki başkasına teşvik olup o da intihara kalkışmasın. Yani şimdi birisi intihar ediyor binlerce, milyonlarca. O bu cumhurbaşkanı, o başbakanı hepsi ona katılacak. Demek ki artık belki başka hikmetleri de var bilmiyorum. Ama onu protesto ediyorlar. Onun cenaze namazına eşraf kimseler katılmıyor. Allah muhafaza ve kendini kurtarsa iyi. Bu dünyada gözünü kapatıyor ama öbür tarafta da cezası nasıl başlıyor? Yine kendini intihar ederek orada da o şekilde cezalandırıyor Allah muhafaza. Vellezî o kimse ki hani kendini öldürüyor ama yet'anuhe nefsini nefsine canına bir şey battırarak işte efendim diyelim ki bıçaktır, kılıçtır, mızraktır. Bir şey saplama suretiyle kendisine kendi canına kıyıyor. O da ne yapıyor? Yet'an ve finler. O da yine cehennemde o şeyi kendine battırıyor ve o şekilde o cezasını böyle çekiyor Allah muhafaza. 1014 El-leylu ve'n-neharu gece gündüz matiyeten bunlar iki binektir. Allah Teala'nın yaratmış olduğu orada belki tasvir var. Ferkebuhume bu iki binehe yani bu gece gündüze binin. Belegen sizi ulaştırsın bu iki binek.
Neye? İlel ahireti, ahirete. Yani bu gece ve gündüz bizi ahirete ulaştıracak iki kavram, iki binek. İnsan bunlarla ibadetini, gecede farklı, gündüzde farklı namazlar var. Hayır hasenatlarını bunların içinde tamamlayarak bu ve gece ve gündüz onun ahiretine ulaşmasına ne oluyor? Bir aracı oluyor, bir araç oluyor. Allah'ım hayırlı araç eylesin inşallah. 1015. hadis-i şerif. Leyetiyenne alennâsi zemânun, insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki yetûfur raculu fîhi bis sadakati. Adam ne yapacak? Elinde sadaka var. Minez zehebi altından. Dolaşacak, gezecek ki fakir bulsun ki ona o sadakayı versin. Sümme la yecidu ahaden yehuzuha minhu. O sadakayı alacak da kimseyi bulamayacak. Artık millette hem herhalde burada anlaşılan hem zenginlik olacak hem gönül tokluğu olacak. Şimdi hadi sen yine bir altın versen o alır gibi olur. Demek ki hem gönül tokluğu var hem de gerçekten de zenginlik var. Ve yuril vahidu, tek adam görülecek. Bir adam yetba'ahu, onun peşine takılacak. Erbaune imraaten, 40 tane kadın. Yani bu da nüfus oranı herhalde. Erkekler belki savaş nedeniyle veya başka bir sebeple öyle öyle bir erkeğe ortalama 40 tane kadın düşecek nüfus oranıyla. Tabi yine nikah 4'ten kıyamete kadar öyledir. 4'ten fazla caiz değil ama nüfus oranıyla bu şekilde olacak. Ve yeluz nebihi bu peşine takılmaktan da bu 40 kişi lezzet alacak. Bu da neyden? Mukilletir ricali, çok erkeklerin az olmasından dolayı. Ve kesretin ise kadınlar da çok olacak. Cezakumullah hayırlı kesinlikle.